Kimi manavdaydı, kimi market sırasında. Çağrı cihazları eş zamanlı patladı. Çok sayıda kişi yaralandı. Patlamaya İsrail sebep oldu. Görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan. Lübnan'da peş peşe patlamalar yaşandı. Çok sayıda Hizbullah üyesi yaralandı. Lübnan medyasındaki haberlerse dikkat çekiciydi. Haberlere göre İsrailli bilgisayar korsanları Hizbullah üyelerinin şifreli iletişim için kullandıkları cihazlara sızdı. Patlamalara neden oldu. Çok sayıda Hizbullah üyesi yaralandı. Patlama anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin birinde bir şahıs cihazı market kasasının üzerine koyuyor. Ardından cihaz patlıyor. Şahıs patlamanın etkisiyle yere düşüyor. Kasiyerlerse panikle kaçışıyor. Bir başka görüntüde ise bir kişi manavda. Çantasındaki cihaz gürültüyle patlıyor. Ardından yaralanıp kanlar içinde kalıyor. İsmini açıklamayan bir Hizbullah yetkilisi de yaşananları doğruladı. Çağrı cihazlarındaki patlamaların örgütün maruz kaldığı en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da çağrı cihazı sahibi olanları uyardı. Derhal cihazdan kurtulmalarını talep etti. İsrail'dense konuya ilişkin açıklama gelmedi. İranlı Mehrajans'ına göre ise İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani de aynı şekilde yaralananlar arasındaydı. Durumu hakkında bilgi bulunmuyor. Yaşananlar 2010'da ortaya çıkan Stuxnet olayını hatırlattı. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için solucan yazılım geliştirmişti. İran'ın nükleer çalışmalarına zarar verildiği iddia edilmişti.